Yüzyıllar önce Cengiz Han'ın generalleri hayatın en büyük zevkinin ne olduğunu tartışıyorlarmış. Fikir birliği Şahinciliğe yönelmişti ki Cengiz Han aniden araya girmiş ve şöyle demiş. En büyük zevk düşmanlarınızı yenmek, onları önünüzden kovalamak, servetlerini ellerinden almak ve sevdiklerinin gözyaşları içinde yıkandığını görmektir. Onların atlarına binmek, karılarını ve kızlarını bağrınıza basmaktır. Cengiz Han'ın etkisi askeri zaferlerin ötesine geçerek derin bir genetik miras bırakmıştır. Güçlü konumunu ve cinsel gücünü kullanarak gerçekleştirdiği kişisel fetihler de en az askeri başarıları kadar dikkat çekiciymiş. Bu miras bugün bile belirginliğini koruyan geniş bir soy oluşturmuş. Ancak bu soy yağma ve adam kaçırma gibi sistematik bir yaklaşımın ürünüymüş. Cengiz Han'ın ordusu yeni bir şehri fethettiğinde çok acımasız yöntemler uygulanıyormuş. Ordu, hayvan, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin büyük katliamlar gerçekleştiriyormuş. Kadınlarsa zevk için dağıtılan savaş ganimetleri haline geliyormuş. Cengiz Han haremine katacağı kadınları bizzat kendi seçermiş. Hatta bazı tahminlere göre yaşamı boyunca 1000'den fazla farklı kadından çocuk sahibi olmuş. Bu organize fetih ve sömürü sistemi kalıcı bir genetik iz bırakırken Cengiz Han'ın yönetiminin ve ordusunun hakimiyet arayışında kullandığı sert yöntemlerin de altını çiziyor. Moğol zafer çölenlerinin kötü şöhreti ise düşmanın savaşma isteğini kırmaya yönelik tasarımlarından kaynaklanıyormuş. Yağma ve katliamların ardından Moğollar ceset yığınlarının yanında toplanarak keyifli bir ziyafet düzenliyormuş. Bu şölenler esnasında genç kadınlar Cengiz Han ve ordusunun huzuruna çıkarılıyor. Cengiz Han yuvarlak kalçalar, ipeksi saçlar, yumuşak bir ses ve doğallık gibi özelliklere sahip en iyi kızları bizzat seçiyormuş. Çünkü Cengiz Han düşman kralların eşleri ve kızlarıyla yakın ilişkiler kurmanın onların gücünü kendisine aktaracağına ve kadınlara zorla sahip olarak düşmanını ruhen yıkacağına inanıyormuş. Başka bir deyişle Cengiz Han rakip erkekleri ortadan kaldırmak için şiddet taktiklerine başvururken cinsel saldırıyı da stratejik bir silah olarak kullanıyormuş. Kadınları rakip klanlar arasında barış sağlamak amacıyla paylaştırarak diplomatik bir araç olarak değerlendirmiş. Bu durumu ironik klansa zinayı yasaklamış olmasına rağmen kadınlara saldırmaktan geri durmamıştır. Zafer kutlamaları başladığında güzel genç kadınlar önce Cengiz Han'a sunuluyormuş. Ordu komutanları her gece birçok kadınla birlikte olabilme yeteneği sayesinde Cengiz Han'ın olağanüstü cinsel güçlere sahip olduğuna inanıyormuş. 1000 yıl önce dünya nüfusu bugünkü nüfusun yaklaşık 12'de biri kadarmış. O dönemde yaşayan ortalama bir erkeğin günümüzde doğrudan soyundan gelen yaklaşık 20 torunu bulunmaktadır. Buna karşın Cengiz Han'ın yaklaşık 16 milyon doğrudan torunu olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ortalama bir erkekten 800 bin kat daha fazla başarılı kılmaktadır. Bugün dünyadaki her 200 erkekten biri doğrudan Cengiz Han'ın soyundan gelmektedir. Bu sayı yalnızca Cengiz Han'ın başarısını değil, aynı zamanda hatırı sayılır zenginlik ve güce sahip olan, dolayısıyla çok sayıda çocuk sahibi olan birincil erkek soyunun başarısını da yansıtmaktadır. Cengiz Han, dönemin birçok güçlü Moğol lideri gibi çok sayıda eşe ve cariyeye sahipmiş. Bu kadınlar genellikle fethedilen topraklardan, hatta imparatorluklardan elde ediliyormuş. Eşleri ve cariyeleri çoğunlukla fetihler sırasında ele geçirilen veya hediye olarak verilen prensesler ve kraliçelermiş. İlginç bir şekilde Cengiz Han bazı önemli eşlerine kendi kamplarını yönettikleri özel alanlar tahsis etmiş. Bu kamplar yalnızca eşlerine değil, aynı zamanda cariyeleri ve çocuklarına da ev sahipliği yapıyormuş. Cengiz Han'ın eşlerinin yaşadığı geleneksel Moğol çadırlarını koruma görevi Moğol İmparatorluk muhafızlarına aitmiş. Özellikle Cengiz Han'ın farklı eşleri arasında her gece değişen özel kampını korumak konusunda çok dikkatli olmak zorundalarmış. Cengiz Han askeri seferlere çıktığındaysa genellikle sadece bir eşini yanında götürür, diğer eşleri ve cariyeleri ise onun yokluğunda imparatorluğu yönetmek üzere geride kalırmış. Bu şekilde Cengiz Han kişisel ilişkilerini Moğol İmparatorluğunu yönetmenin sorumluluklarıyla dengelemiş. Cengiz Han'ın eşleri de dahil olmak üzere Moğol kadınları dönemlerindeki diğer toplumlara kıyasla daha fazla özgürlüğe sahipmiş. Karar alma süreçlerinde kilit rol oynamışlar. Evlerini yönettikleri gibi mülk sahibi de olabiliyorlarmış.
Erkekler seferdeyken Cengiz Han'ın eşleri imparatorluğun işlerini devralırmış. Bu bağımsızlık seviyesi o dönem için nadir olup Moğol kadınlarının toplumdaki önemini vurguluyormuş. Cengiz Han'ın eşleri aynı zamanda imparatorluğun anneleri olarak sembolik bir rol üstlenmişler. Ancak etkileri çocuk doğurmanın ötesine geçiyormuş. Siyaset ve diplomaside önemli roller oynamışlar. En üst düzeydeki eş, kendi divanı olan prestijli bir konuma ve politikaları belirleme gücüne sahipmiş. Ayrıca bu eş, yaygın, saygı gören bir lidermiş. Her eş, günlük işlerde çalışan işçileri ve hizmetçileri denetleyen, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin merkezi olan kendi saray çadırını yönetiyormuş. Tüm bu özgürlüklere rağmen Cengiz Han'ın eşleri, Moğol göçebe yaşamının katı sosyal ve ailevi hiyerarşisine bağlılarmış. Çocuklarının geleceğini güvence altına almak ve Moğol ittifaklarının karmaşık yapısını yönetmek için politik olarak aktif olmaları gerekiyormuş. Ayrıca Moğol geleneklerini ve göreneklerini temsil etmeleri ve tanıtmaları beklenen Moğol kültürünün elçileri olarak hizmet ediyorlarmış. Ve gelelim Cengiz Han'ın nasıl hayatını kaybettiğine ve mezarının nerede olduğu gerçeğine. Nesiller boyunca aktarılan bir hikayeye göre Cengiz Han son savaşından sonraki gece hayatını kaybetmiş. Öncesinde ise geleneksel uygulamayı izleyerek Cengiz Han prensi ve ailesinin çocuğunun hayatına son vermiş ancak prensin güzel karısını kendi zevki için ayırmış. Ertesi gece Cengiz Han kadına saldırmak amacıyla yatak odasına girdiğinde prenses onu saçından çektiği bir hançerle hadım etmiş. Cengiz Han kısa süre sonra kan kaybından hayatını kaybetmiş. Prenses ise Sarı Nehri atlayarak intihar etmiş. Cengiz Han'ın mezarı hala keşfedilmediğinden gerçek vefat nedeni bilinmiyor. Bazıları onun ölümüyle alakalı söylentilerin düşmanları tarafından yayılmış olabileceğini düşünüyor. Cengiz Han'ın cenaze törenine yaklaşık 2000 konuk ve 800 asker katılmış. Ancak törenden sonra tüm konuklar askerler tarafından katledilmiş. Garnizonlarına dönen bu askerler de başka askerler tarafından öldürülmüş. Bu nedenle Han'ın mezarı tamamen tarihe karışmış ve bu yüzden DNA'sı analiz edilemiyor. Sonuç olarak Cengiz Han acımasız bir savaşçı olarak tanınsa da tarihe aynı zamanda en acımasız kadın zalimlerinden biri olarak geçmiştir.